hafif seyreden bir rahatsızlık olmakla kalmayıp ömür boyu süren siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen bir karaciğer hastalığı olan hepatit B ile ilgili tüm merak edilenleri iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Hasan Özkan Özge ile güzel bir günde açıklıyor. Valla bugün hem çok bilgili hem çok keyifli devam ediyor. Estetik ameliyatları konuştuk. Yemeğin güzelliğini konuştuk. Şimdi birazcık da sağlığımızı konuşmak istiyorum. Profesör Doktor Hasan Özkan bizimle birlikte iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Şimdi hepatit B'den biraz bahsetmek istiyoruz. Siz aynı zamanda hepatobiliyor. Pankreatoloji Derneği. Doğru telaffuz ettim mi hocam? HEBIPA olarak da. Onun da genel sekreterisiniz. Evet. Hepatit B dediğimizde mesela hepatit A, hepatit B, hepatit C nasıl ayırıyoruz bunları? Evet. Önce oraya girmeden önce programda olmaktan büyük şeref duyuyorum. Estağfurullah. Sizinle birlikte olmak benim için büyük şeref. Ne güzel. Güzel haberlerimiz de var. Var mı? Yeni gelişmelerden de bahsedeceğiz. Klasik şeylerin dışına çıkarsak tabii halkımıza daha yararlı olur diye düşünüyorum. Ama kısaca şöyle söyleyeyim. Hepatit bir enfeksiyon. Hı hı. Karaciğerin kısaca iltihabi hastalığı demektir. Bulaşıcı hepatitler var. Evet. Bir de genetik olanlar var. Hı. Nedeni bilinmeyenler var. Hı hı. Viral kaynaklı olmayanlar ama bizim bugün konumuz viral kaynaklı hepatitler. Hı hı. Bunların bir kısmı bulaşır. Ama kronikleşmez. Hı hı. Bir kısmı da bulaşır. Bulaşma. Ve kalır. Ha, bulaşır ve kalır. Kalır, kronikleşebilir. Anladım. Bunlardan A hepatiti, alfabeyi sayarsak A hepatiti, B hepatiti, C hepatiti, D hepatiti, E hepatiti diye gidiyor. Oh. G hepatiti. Biz 3 tanesini biliyorduk. Halbuki devam ediyor. Gidiyor. A hepatiti günümüzde sorun değil. Hı hı. Çocukluk çağında bulaşır. Hı hı. Suyla bulaşır çoğunlukla. Hani bu bizim çocuklarda yeni doğan sarılığı ayrı bir şey ama çocuklarda sarılık oldu dediğimiz şey hepatit A. A'dır. Bu bulaşır ama büyük çoğunluğu immünite bırakarak iyileşir, geçer. Hı hı. Sorun olmaz, kronikleşmez. Hı hı. Ancak %1 civarı olan bir oranda fulminan dediğimiz şiddetli seyreder, ölümle sonuçlanabilir. Allah korusun. Burada kritik bir şey var. Benim başımdan da geçen şöyle bir olay. Japonya'dayken Japon arkadaşım, profesör arkadaşım söyledi. Ben lokantaya gittiğimizde midye yemek istedim. Bana dedi ki fulminan A hepatiti bulaşabilir, sakın yeme dedi. Midye. Yani midyeden bazen ölümcül hepatit A bulaşıyor. Ha. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Hepatit B alındığı zamana göre kronikleşir. Yani anne karnında veya doğum sırasında veya doğumdan sonraki ilk hafta alınırsa %95'lerin üzerinde kronikleşir. Hı hı. Ama 20 yaşından sonra alınırsa, erişkin çağdan sonra %95 iyileşir. Hı. Çünkü erişkenlik çağına kadar vücudun direnç mekanizması gelişir. Dolayısıyla aldığı mikroba karşı, hı hı, tanıdığından dolayı. O yüzden mesela hatırlıyorum hamilelik döneminde hepatit aşısı yapılır. Hamilelikten sonra bebeğe hepatit aşısı, tabii, yapılırken anneye de hepatit aşısı, evet, yapılır. Yani genelde eğer hamile kişi kendisinde hepatit varsa, bir de E antijeni dediğimiz bir test müsbetse, doğar doğmaz hem hepatitin serumu, immünoglobulini hem de aşısı yapılması, hı hı, lazım ki çocuğu koruyabilelim. Hı hı. Eğer anne de yoksa anne de belki gebelikten önce veya daha sonra aşılanabilir. Bu önemli. O zaman şeyi de atlayalım çünkü onunla ilgili sorular gelmişti izleyicilerimizin de bilgilenmesi açısından. Şu yeni doğan sarılığı. Evet. Hani baktığınızda hemen hemen her bebekte olan bir olan şey bu. Bir şey. Beslendikçe, anne sütü aldıkça, hatta denir ya işte o sütü aldıkça atacak. Fizyolojik sarılık o. Fizyolojik sarılık. Sütü aldıkça atacak. Onunla beraber de eğer hani yüksekse işte 2 gün arayla minik minik kan testleri yapılıyor. Bazen atamaya da biliyor bebekler. O zaman fototerapi yapılıyor onlara. Evet, evet. Yani ışıkla onunla tedavi. Onunla ilgili mesela bazen anneler çok endişelenebiliyorlar. Evet. Hani sizden öğrenebilir miyiz? Eğer ki yüksek çıkarsa sarılık bu herhangi bir riske neden olabilir mi bebekte? Şimdi eğer genetik bir hastalık değilse, biliyer atrezi deriz mesela, doğuştan safra yollarında bir sorun varsa o sorun olabilir. Çocukta, hı hı, o sarılık geçmeyebilir ama
genelde o tip çocuklarda alınan kan testlerinde viral bir kaynaklı değilse fizyolojik sarılık düşünülür ve onlara gerekli ilgili tedaviler yapılır. Bazen de fototerapiyle bu çocuklar iyileşir. Bu önemli. Şimdi burada tabii bizim konumuz viral olan, evet, viral kaynaklı olanlar. İyi haberler var. İyi haberler şöyle. Hepatit B'de aşı geliştirildi biliyorsunuz. Evet. Tabii ülkemizde bir hepatit B'nin bir sıklığı var. Eskiden mesela 10 yıl, 15 yıl önce %7'lerde, 8'lerdeydi ortalama. Tabii doğuda, güneydoğuda %30'lara çıkıyordu bu. Batıda biraz daha düşüyordu. Şimdi bu aşının çıkmasıyla son 10 yılda bariz bir düşme var. Hı hı. Bu %4'lere kadar düştü. Şimdi ortalama Türkiye'de %4. Tabii nüfusla çarparsanız 3,5 milyon civarında, evet, ciddi bir kitleyi de ilgilendiren hepatit sorunu var. C üzerine yapılan çalışmalar var, hepatit C. O da %1 civarında. Hepatit A aşısı çıktı. Hepatit, değil mi hocam? Hepatit A aşısı. Ben kamu spotlarında gördüm, evet, doğru hatırlıyorum, doğru, değil mi? Hepatit A aşısı var, hepatit B aşısı var ama hepatit C'nin henüz aşısı yok. Yok. Ama hepatit C'de de yüz güldürücü gelişmeler. Şöyle söyleyeyim, şu anda Amerika'da, Avrupa'da da kısmen 100'ün üzerinde ilaç etkinliği deneniyor. Hı-hı. Bunların bir kısmı FDA dediğimiz Amerikan, evet, register şey tarafından, cemiyeti tarafından kabul edildi ve ilaç olarak çıktı. Ancak maliyeti çok yüksek olduğu için Türkiye'de henüz biz hastalara uygulamıyoruz ama bu ilaçlar %98 hepatit C'yi vücuttan atıyor. Hı-hı. Dolayısıyla çok büyük bir şans. Hepatit C tabii Amerika ve Avrupa'nın sorunu olduğu için onun üzerine çok büyük yatırımlar var. Doğru. İnanılmaz korkunç araştırmalar var. Aşı çıktıktan sonra tabii hijyen de önemli burada. Batı'da, Avrupa'da ve Amerika'da B'ye karşı bir ilgisizlik başladı. Doğu'yu ve Afrika'yı hepatit B ile baş başa bırakıyorlar neredeyse. Ya. Ama tabii aşıya güveniliyor. Artı son çıkan hepatit B tedavisi, viral tedaviler de bugüne kadar bir mutasyon belirmediği için, direnç oluşmadığı için başarıyla kullanılıyor. Hı hı. Yani bu ilaçlar hastaları siroz ve kanser olmaktan, karaciğer kanseri olmaktan kurtarıyor diyebiliriz. Bu önemli. Evet. Peki şimdi artık sonbahar geliyor, okul dönemi başlayacak. Kimi çocuklar için, evet, kreş ya da ilkokul dönemi. Mutlaka hani bu konuda zaten sağlık ocakları aileleri de uyarıyorlar ama hepatit B aşısı, hepatit A aşısı çocuklara, bize belki, evet, yetişkinlere, evet, ne zaman yapılmalı, evet, nelere dikkat etmeliyiz, biz bunu talep etmeli miyiz? Bu konuda, evet, bize bilgi verebilir misiniz? Şimdi şöyle, tabii yetişkinler için hepatit B aşısı bakılmadan, kontrol edilmeden yapılamaz. Yapılmıyor. Çünkü eğer siz hepatit B antijeni dediğimiz test pozitifse, bunu taşıyorsanız HBS antijenini, size aşı yapılmaz. Hmm. Olmayanlara yapılır. Yani ne olmayacak? Hem antijen olmayacak hem antikor olmayacak. Hı-hı. Yani hepatit virüsüyle hiç karşılaşmamış olacaksınız. Hı-hı. Dolayısıyla yetişkinler için mutlaka test yapıp yapmak lazım. Tamam. Ama çocuklara, özellikle ilkokul çağındaki çocuklara bakmadan yapılır. Yeni doğanlara mutlaka, aileyi kontrol ettikten sonra mutlaka yapılır. A aşısı da ilkokul çağındaki çocuklara yapmak gerekiyor. Çünkü bazen çocuğu okuldan da alıkoyan, işte beslenmesini bozan, genel sağlık sistemini bozan bir hepatit enfeksiyonu, A enfeksiyonu olabilir, hı-hı, yapılabilir. A aşısı başka kime yapılır? A aşısı eğer kişi hepatit B taşıyorsa, hepatit C taşıyorsa bunlara yapmak gerekir. Çünkü o kişilerde de kronik hepatit B ve C'lilerde ikinci bir enfeksiyon gelirse, hı-hı, hepatit daha alevli seyredebilir. Hı-hı. Onun için onlara da aşı yapmak gerekiyor. Gerekiyor. Şimdi, evet, bu noktada aslında birazcık da karaciğer ve beslenme konusuna da değinmek, evet, istiyorum hocam. Tabii bununla beraber de hani bilip bilmeden yorduğumuz karaciğerimiz ve hiç istemediğimiz mesela siroz. Evet. Bununla beraber. Kanser. Kanser bununla beraber gelen durumlar. Bitkisel ilaçlarla ilgili bir taraftan da ne düşünüyorsunuz onu, evet, da sormak isterim ama önce beslenmeye başlayalım. Karaciğerimizi derler ya işte, tabii ki hani alkol ve türevi şeyler karaciğer için çok büyük zararlı. Ama bununla beraber işte kahveyi söylerler, işte çok çikolatayı söylerler, tatlı yumurtayı söylerler mesela karaciğeri, evet, çok yorar, evet, diye. Evet, evet. Ne kadar doğrudur ya da... Evet.
Elbette her şeyin fazlası zarar ama nasıl anlarız karaciğerimizde bir sıkıntı olduğunu? İsterseniz ben en çok zararlı şeyleri söyleyeyim. Tamam. Şöyle. Şimdi alkol kesinlikle kronik hepatit, B'li, C'li, şüphesiz siroz ve kansere zararlı alkol. Hı hı. Ağır egzersizler. Ağır egzersizler. Bunun dışında özellikle koku yayan tiner, gaz, benzin, duvar boyası, matbaa boyası, aküden çıkan kokular. Yani sadece deterjan, yemek değil yani. Hayır, deterjanlar, çamaşır suları. Bunlar özellikle bu koku yayan maddeler çok zararlı. Hmm. Karaciğeri yoran. Aşırı uykusuzluk, uzun süre aç kalma. Bunlar önemli. Beslenme çok önemli. Hı hı. Neticede stres. Bunlar başlıca karaciğere zararlı şeyler. Evet. Bunun dışında rutin insanların tüketmediği, soframızda olmayan besinler. Mesela hocam. Besinler. Öyle besinler vardır ki. Mesela bitki deyince insanlar gevşiyor. Sanki hiç zarar yokmuş gibi. Tütün de bir bitki. Doğru. Değil mi? Esrar da bir bitki. Hint keneviri. Bitki. Doğru. Ama onlardan da ilaç yapılabilir. Belli, hı-hı, dozlarda yararlı yönleri vardır ama genel olarak tüketimden kalkmıştır. Tabii. Dolayısıyla zararlı. Bitki deyince gevşemememiz lazım. Doğru. Her bitki yenilmez. Hmm. Onun için onu bir kenara koymak lazım. Hmm. Onu uzmanlarından öğrenmek lazım. Ama faydalı bitkilere gelince saymamı isterseniz. Tabii. Faydalı bitkiler bugün için yani biz bilim adamları neye itibar ederiz? Hasta serilerinde kullanılmış, faydası görülmüş, zararı görülmemiş, hmm, bir bitkiler bizim için tedavide verilebilir. Bunların başında deve dikeni gelir. Hmm. Yine ikinci olarak enginar gelir. Hı hı. Daha sonra rezene, ekinezya, sarımsak ve kekik. Kekik. Bugün için bildiğimiz karaciğere özellikle hepatit hastalarına yararlı olabilecek bitkilerdir. Ancak bunlar da böyle 100 dereceye kadar kaynat, 60 dereceye kaynat, suyun iç falan değil. Bunların ekstratları, hı hı, yani onların özleri şeklinde veya doğal olarak yenirse bunların faydalı önemli olur. Deve dikeninin içerisinde 4-5 tane madde var. Milk tıstıl, silimarin denilen madde var. Hı-hı. Silimarin, siliadin, silidianin ve silikristin diye. Bu maddeler özellikle karaciğer hücresinin dış çeperini güçlendirir. Karaciğer koruyucudur. Dışarıdan gelen ajanlara karşı karaciğeri korur. Hı-hı. İmmün modülatörüdür. Yani immün bağışıklık sistemini güçlendirir, hı hı, ve karaciğer hücre sentezini artırır. Bilindiği gibi bir insanın sağlıklı bir karaciğerinin yarısını alsanız 6 ay sonra eski haline gelebilir. Hı hı. Onun için transplantasyonlarda yani karaciğer nakillerinde alıyoruz vericilerden eski o yarım karaciğer eski haline gelebilir. Gelebiliyor, bu önemli. İşte böyle hepatosit sentezini, karaciğer hücre sentezini, yapımını hızlandırıyor, hı hı, silimarin dediğimiz, hı hı, madde. Bu deve dikeninde var. Deve dikeninin tüm hem tohumları hem de üst kısımları, toprağın, hı-hı, üstündeki kısımlar kullanılabilir. Şey, siz anlatırken o geldi aklıma. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Benim büyük babam çok uzun yıllarca sirozla mücadele etti. Yani 72 yılında falan ben daha, evet, doğmadan siroz oldu. Ama iyileşti. Hani şanslı azınlıklardan. Sonra 93 yılında vefat etti ama tabii bütün her şeyi iflas etmişti. Çok ağır, evet, sirozlar geçirdi. Ataklar geçirdi, öyle, evet, söyleyeyim. O dönemde mesela ben çocukluğumdan hatırlarım. Hatta hala işte babaannemle konuşuruz. Doktoru da rahmetli oldu, Erdoğan Kovalı. Babaannem Ankara şey yapardı Ankara'da. Evet. Şeker pancarı, mısır püskülü, kiraz sapı. Evet. Çok iyi hatırlıyorum. Mersin'de evimiz vardı. Gittiğimizde oradan şeker pancarlarını toplardık her yaz. İşte mısır kaynatılacağı zaman onun püsküllerini babaannem ayırırdı. İşte kiraz yenecekse mutlaka sapları bir tarafa böyle toplanırdı. Sonra onları böyle düdüklü de kaynatırdı. Tabii büyük babamın yani bayağı işte karnı falan bayağı işte asit, evet, su alınırdı karnından. Evet, evet. Ve ondan içirirdi. Hatta Erdoğan amca da hani buna salık verirdi. Ondan içirirdi ve bayağı hani tabii en başta hani tıbben yapılanlar şey ama onun da çok büyük faydasını görmüştü. Bilmiyorum, ne dersiniz? Şimdi size anlatırken aklıma, evet, geldi bu. Özellikle kiraz sapı kaynatılıp içilirse diüretik etki, evet, yapıyor. Evet. Yani idrar söktürücü etki yapıyor. Evet. Şimdi karaciğer sirozlu hastalarda da
karaciğerde albümin dediğimiz protein yapılamaz. Hı hı. Yapılamadığı için kanda, kanın serumunu tutan albümindir. Hı hı. Dolayısıyla albümin karaciğer hastalığından dolayı yapılamayınca kanın serumu, sıvısı üçüncü boşluğa, yani özellikle karına, kalp boşluğuna, akciğer boşluğuna sızar. İşte bunu biz idrar söktürücü ilaçlarla gidermeye çalışırız ya da parasentezleriz. Buradan gelip evet. sıvıyı alırız. Evet. Değişik teknik metotlar var. Onlar da yapıyoruz. Dolayısıyla kiraz sapı idrar söktürücüdür. O bakımdan tabii pancar da çok iyi bir yani kompleks karbonhidrat. O da çok yararlı. O bakımdan o keşfedilmiş, o yapılmış. Evet. Yani benim şöyle gözlemim var ilaç şeylerle, bitkilerle ilgili. Taşıyıcı dediğimiz bir hasta grubu var. Hepatit B'nin doğal seyrinde üçüncü evre hastalardır. Tıp dilinde immün toleran hastalardır. Bunlar immün kontrol hastalardır. Yani vücut virüsü kontrol eder, çoğalmasını engeller, baskı altında tutar. Bu dönemdeki hastalara biz ilaç vermeyiz, veremeyiz zaten. Sağlık uygulama talimatına göre de bunlara ilaç verilmez. Neticede bunlara biz dedik acaba ne yapalım ki bu hastalar da hepatit antijenini kaybedelim, şifaya gitsinler. Yani hepatit antijeni kaybolsun bunlarda. Tabii hepatit B'de hepatit antijeni kaybolursa siroz ve kanser ihtimali çok alt seviyelere düşer. Bunu yaparsak çok büyük başarı. Şifaya en yakın durum denir bunlara. Ne yapalım? Bu saydığım daha önceki bitkilerden bir mix oluşturarak bu hastalara bunu verdik biz. Yani taşıyıcılara bunu verdik ve bunları takip ettik. Ben yaklaşık 16 yıl, en uzun sürem 16,5 yıl, 1200'ün üzerinde hasta. Bunlarda 8,5 yıl ortalama takip süresi var ve dünyada en büyük takip sürelerinden bir tanesidir. Böyle büyük bir seriyi tek bir merkez ünite evet. olarak. Bunlarda şunu gördük biz, bir kısım hastalarda hepatit B antijeni kayboldu ve bir süre sonra antijene karşı antikor oluştu. Yani bu hastaların kanına baktığınız zaman durumda almış atlatmış gözüküyor. Evet. Doğal bağışıklık gözüküyor. Doğal bağışıklık. Mükemmel bir sonuç bazı hastalarda. Ve bu süremiz belli bir süremiz de artık takibimizde bakacağız. Bazı hastalarda şöyle oldu, antijen kayboldu, yine çok iyi bir sonuç bu. Antikor oluşmadı. Dedim acaba bunları aşı versek nasıl olur? Çünkü yurt dışında verdiğim bir konferansta ben bu hastaları sunduğum zaman Singapur'da, geçen yıl Singapur'da bana oradan yabancı katılımcılar sordular. Dediler ki aşı denediniz mi bunlara? Ben de Türkiye'ye döndükten sonra bu grup hastalara aşı yapmaya başladım. Ve dün daha bir hastamın sonucu geldi bana. Antikor oluşmuş. Mükemmel bir şey. İşte böyle hastalara biz yani genelde Türk tıp dünyasında sana bir şey yapılmaz git diye bırakıyorsunuz. Evet. Halbuki öyle değil. Çünkü o hastalar antijeni taşıdığı için ya siroz oluyor ya kanser oluyor. Yani sonuçta çok önemli bunlar. O yüzden yani. De hekimler de elbette araştırmaya devam ediyorlar ama hem doğanın verdiği şifalar hem bir taraftan modern tıbbın da tıp teknolojisinin gelişmesinin de verdiği tabii, şeyler. Tabii. Yani onu anladığım kadarıyla siz böyle bir bütüncül çalışma yapıyorsunuz. Artık her anlamda bütüncül bakış açısı evet. özellikle bir hastanın iyileşmesinde ya da hastalığın tedavisinde önemli bir etken, öyle değil mi hocam? Yani ilaca gereksinim olana zaten ilaç veriyoruz. Evet. Yani modern tıbbı zaten uyguluyoruz biz. Evet. Ama modern tıbbın ilaç vermediğimiz hasta grubu var. Onlara da bir şey yapmak lazım. Öyle. Neticede onların da sonuçta bazı tehlikeli yönlere gidiyor. Doğru. Onları yakalayıp çekmemiz lazım. Doğru. Böyle bir şeyimiz var, hasta grubunda gözlemimiz var. Bu sene Kıbrıs'ta hepatogastroenteroloji kongresi yapılacak. O kongrenin de başkanıyım. Orada bunu meslektaşlarıma sunacağım. Bu şeyleri tartışacağız tabii orada. Bu arada gelen sorular var, onları da sormak istiyorum. Aygün Yıldırım diyor ki 17 senedir hepatit B taşıyıcısıyım. Antikor üretmiyor. Neden sorabilir misiniz hocamıza diyor. Vücuda antikor üretmiyormuş hepatit evet. B taşıyıcısı. Şimdi hepatit B taşıyıcısı dediğimiz grupta onların DNA'ları negatiftir. Veya 100 internasyon ünitenin altındadır. Bunlarda HBS antijeni dediğimiz hepatiti gösteren gösterge pozitiftir. Yıllarca pozitif kalabilir bunlarda. Bunlara biyopsi yaptığımız zaman karaciğerleri ya normaldir
ya minimal hepatit vardır. Onun için bunlara bilim adamları ilaç önermezler. Ancak böyle şöyle bir riskleri vardır. HBS virüs kendisi kanserojen bir virüstür. Dolayısıyla bunları biz eskiden takip ederdik. Şimdi öyle yapıyoruz. Takip ediyoruz. Ne zaman ki karaciğer enzimleri yükseliyor, DNA dediğimiz virüsün kopyalaması artıyor. O durumda biyopsi yapıp ilaç veriyoruz. Hı hı. Ama ben son söylediğim şey bunlar da bir ümit olur mu diye destek tedavileriyle hı hı. verip sonucu gözlüyorum. Hı hı. Bu kişilerde şöyle bir şey oluyor. Şimdi bunlarda şöyle eninde sonunda hastaların büyük çoğunluğunda HBS antijeni kayboluyor. Antikor oluşuyor veya oluşmuyor. Bu ne demek şu? Zaman içerisinde vücut bunu atıyor. Hı. Ama bu süre içinde karaciğer darbe alırsa yangına benzer. Dağda bir yangın çıkıyor. Evet. Dağın her tarafını bütün ağaçları yok ediyor. Biz diyoruz ki yangın çok şükür söndü. Ama kardeşim dağda ağaç kalmadı. Ha bir kenarda dağın bir kenarında ateş varken onu daha yakmadan söndürürsek o zaman ateş söndü diyelim. Evet. Yani neticede hasta geliyor bize. Hı hı. Bakıyorsun adam hastada, kişide karaciğeri siroz. Ama bakıyorsun hepatit B antijeni kaybolmuş. Hı hı. Hatta antikor gelişmiş. Bir anlamı yok ki. Karaciğer taşlaşmış. Hı hı. Hiçbir doğru dürüst hücre kalmamış fonksiyon yapacak. Onlar da o virüsün gitmesinin bir anlamı yok. Evet. Amaç sağlam karaciğeri vücuttan virüs gidinceye kadar korumak. Tutmak. Hı. Bizim görevimiz, hekim olarak görevimiz bu. Anladım. Onun için bu konuyu bilen hekimlerin ellerinde takipler çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Bu hanımefendinin de sürekli güvendiği bir hekime gitmesi mutlaka lazım, sürekli kontrol etmesi lazım. Benim taşıyıcıyım deyip bırakmamak lazım. Evet. Çünkü sonunda virüsün kanser yapma ve siroz yapma Allah riski Allah. Hala devam ediyor. Uğur Akçay diyor ki Özge Hanım merhaba. Hepatit B var eşimde. Hamile kalmadan önce ne gibi önlemler alınabilir? Teşekkür ederim demiş. İnşallah sağlıkla sıhhatle de bebeğinize kavuşursunuz. Evet. Eğer eşi tedavi edilecek ölçüde bir rahatsızlığı varsa mutlaka hamilelikten önce tedavi etmek lazım. Öyle ilaçlar var ki şu anda elimizde hamilelikte dahi kullanılan antiviral ilaçlar var. Hı hı. Hamilelik süresinde onu kullanırız. Hı. Onların risk kategorileri var. En az riskli kategorideki ilacı verip takip ederiz. Çocuk da doğar doğmaz eğer annede E antijeni pozitifse immün globulinle beraber aşı yaparız. Dolayısıyla kişiye dönük, vakaya dönük bir tedavi ve takip gerekiyor. Olacak. Gerekiyor. Evet. Yine güvendikleri evet. bir hekimden evet. ve kadın doğum hekimiyle belki beraber ortak, çalışacak bir hekimle olması bir lazım. Bilmiyorum lazım. Konumuzun biraz dışında ama Jade Hanım bir sorusu var. Diyor ki vücuttan ödem nasıl atılır ve bağırsak daralması için neler yapılmalıdır? Acaba hocam bu konuda bilgi verebilir mi bize diyor. Evet. Tabii şimdi ödem yapan birçok sebep var. Bunların evet. başında karaciğer hastalığı geldiği gibi kronik böbrek hastalığı gelir, kalp hastalığı gelir, damar yetersizliği gelir. Dolayısıyla önce o ödem neden oluşuyor, sebebi araştırılıp tedavi ona göre verilir. Basitçe işte sizinle de konuştuk. Diüretik ilaçlarla bunlar yok edilebilir. Kalp hastalığına bağlı olsa da diüretik ilaçlar kullanırız. Hı hı. Diğerine ama primer dediğimiz ana sebebi bulup onu tedavi etmediğiniz müddetçe o ödem devam edecektir. Devam edecektir. Tabii. Buna evet. göre de doktorunuzla konuşup evet. hani bu konuda ödem attırıcı farklı bitkiler, sebzeler az önce konuştuğumuz evet, evet. var. Hani doktorunuz bunu onayladığı Tabii. sürece ilaç yerine... Karaciğer hastalarındaki ödem ve asit sıvıda sadece idrar söktürücü yetmez. Tabii. Biz bakarız albümin düşüktür. Evet. Bunları hastaneye yatırırız. Bir taraftan albümün verirken bir taraftan sıvı attırmaya sıvı çalışırız ki damar içinde o serumu tutsun hı hı. fazla şeyi de attıralım. Ase Hanım göndermiş. Doktoru hepatit B'ye doğal yönden aşılandığını söylemiş kendisinin. Kan vermemde sakınca olur mu acaba diye soruyor. Evet. Şimdi o doğal bağışıklık dediğimiz şey yani çocuklukta veya yetişkinlikte alıyorsunuz. Hı hı. Çocuklukta alırsanız %5 atabiliyorsunuz. Yetişkin çağda alınca %95 atıyorsunuz. Attığınız zaman şu oluyor. Kanda hepatit B antijeni negatif oluyor. Antikoru pozitif oluyor. Ama alt gruplara baktığımızda bunun hastalığa bağlı doğal bağışıklık olduğunu anlıyoruz. Çünkü alt gruplar da pozitif oluyor. O zaman o kişi doğal bağışıktır. Hı hı. Genelde yani kullanılabilir. O hı hı. kan kullanılabilir. Ama aşıya karşı bağışıklıkta ne olur?
HBS antijeni yoktur kanda, antikor oluşmuştur, subgruplarda negatiftir. Ona da deriz ki biz sen aşıdan dolayı bağışıklık var diye söyleriz. Bir izleyicimiz demiş ki şu anda akut hepatit B'ye geçiriyorum. Acaba bunun bende kronikleşme olasılığını azaltacak besinler var mıdır? 25 yaşındayım demiş. Evet, şimdi akut hepatit B geçiriyorsa zaten bu kişiler istirahat ederler. Demin saydığımız o risk faktörlerinden uzaklaştırılır ve güvenli biçimde yeterli dozda, özellikle sofrada kullandığımız vitaminler, işte normal bildiğimiz yiyecekler ve benim demin saydığım gıdalarla bu hepatit B'yi atlatabilir. Zaten yetişkin biri ise %95 atacaktır. 6 ay sonra bu kişiye bakılır. HBS antijeni negatifleşmesi lazım. Negatifleşmişse, DNA negatifleşmişse doğal bağışıklık olmuş demektir. Bu önemli. Korkmasın. Merak ediyorum, karaciğer problemleri, mesela işte siroz gibi ya da karaciğer hassasiyetleri genetik midir? Mesela hani hep şey derler, babaannem de hep onu derdi. Hani benim de işte karaciğerim birazcık şey, bak büyük babanızda da böyle sıkıntılar oldu. Aman yemenize içmenize dikkat edin. İşte sizin de karaciğeriniz bu konuda hassas olabilir diye. Yani kendi ailesinde karaciğerle ilgili sıkıntı yaşayanlar varsa daha mı fazla dikkat etmek lazım kendimize? Evet, şöyle, aslında genetik olan karaciğer hastalıkları var, herediter karaciğer hastalıkları, ama toplumda yaygın şey şu. Şimdi ailede birisi hepatit B veya C oluyor, aile içi enfeksiyon oluyor. Dolayısıyla birlikte yaşandığı için bir şekilde ailesine bulaşıyor. İşte dedesinde oluyor, o babasında oluyor, kendinde oluyor. Ama tabii günümüzde bunlar aşıldı. Bakılıyor, test ediliyor, varsa yapılıyor. Genetik değil bunlar. Evet. Viral olanlar genetik değil. Evet. Bulaşıcı, aile içi enfeksiyon. Doğum sırasında bulaşıyor. Evet. İşte ilkokul çağında aile içerisinde bulaşıyor. Önemli. Evet. Sorularımız var. 7 yaşında hepatit B oldum. 3 ay sonra bağışıklık kazandım. Şu an 19 yaşındayım. 5 yıldır kontrole gitmiyorum. Gitmem gerekir mi diye sormuş Eren Cansız. Herkesin kontrole gitmesi lazım. Herkesin kontrole. Siz bir yine de kontrole gideyim. İsmail Yıldızhan diyor ki ben hepatit C taşıyıcısıydım. Tedavimi gördüm. Hastalığı atlattım. Tekrar nüksetme olasılığı var mı diyor. Evet. Şimdi hepatit C için konuşmamızın başında söyledim. Çok yüz güldürücü ilaçlar var. Fakat çok pahalı. Yani bugünün şu andaki maliyet 135 bin lira diye hesaplanıyor. Ama %98, %99 bu virüsü ortadan kaldırabilecek güçte bu ilaçlar. Hepatit B'de tedavi ettiğiniz hasta daha önceki tedavilerle veya şimdiki tedavilerle kandan HCV, RNA dediğimiz gösterge kaybolursa ve 5 yıl tekrar bu nüksetmezse kalıcı iyilik olmuş demektir. Eradikasyon dediğimiz tam şifa demektir. Bugün için hepatit C'de tam şifa konuşuluyor. Bu virüsü tamamen yok edebiliyoruz. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Valla izleyicilerimizin de sorularını cevaplandırdınız. Çünkü bazen hekimimize birebir çok fazla soramıyoruz. O yüzden sizin gelip burada anlatmanız çok daha faydalı ve yararlı oluyor. Sağolunuz. Sağlıklı günler diliyorum size de. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Hasan Özkan'la birlikteydik. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra özellikle yeni doğum yapmış hanımlar dans ederek formlarına nasıl kavuşurlar? Hem beden hem ruh sağlığımız, aslında hem beynimizi de boşaltmak için çok keyifli. Sevgili Lale Roş ve yanında ekip arkadaşlarıyla birlikte burada olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.